Gitmesi gerektiğine inanıyorum ben. Minimum 3 gün, hani hiç yapamıyorsak insanın kendi iç dünyasına dönmesi gerekir. Böyle bir rüzgara kapılmış giden yaprak gibiyiz ya. Birisi o tarafa çağırıyor, oraya gidiyoruz. Bu tarafa çağırıyor, buraya gidiyoruz. İşte kolumuzdaki saat, elimizdeki telefon her şeyi belirliyor. Kafamızı kaldırıp etrafa bakmıyoruz, görmüyoruz. Hani hepsini konuştuk ya, Yeşilçam'dan, şuradan, buradan. Düşünün, eski sanatçıları bir kişisel olarak da ne kadar kalitelilerdi. Tabii hala da öyle Şimdi öyle duruyorlar. mi? Ben yıllarca uluslararası festival organizasyonları yaptım. Sanatçılar sahneye çıkmadan önce bilmem şu şarabı isterim, bilmem şunu isterim falan, abuk sabuk 5 tane kullanılmamış bornoz isterim. Sahne öncesi 1 saat otelde kalacaksın. 5 tane kullanılmamış bornozu ne yapabilirsin? Bunları sözleşmeleri yazacak kadar bir yere geldik. Sanatçıların bile, tabii ki hepsini kapsamıyor. Sanatçıların bile artık toplum lideri olmaktan, öncüsü olmaktan çok uzaklaştığını düşünüyorum ben. Düşünsenize, pilot da bize böyle dese, ya bana şarap almazsanız ben uçuramam uçağı. Otobüs şoförü dese mesela, nasıl olur? Ne kadar abes, Abes hatta hemen kaçar. onu haber yaparız biz. Haber Tabii yaparız. tabii. Dolayısıyla sanatçı da sahnede binlerce insanın karşısına sarhoş çıkmamalı. Kesinlikle. Olmamalı yani bunlar. Halk sanatçıyız. Halk sanatçısı nasıl olunur? 5 tane bornoz isteyerek mi? Ya da ille de 5 yıldızlı otel olmazsa kalmam diyerek mi? Bu mu? Bizim gördüğümüz insanlar o değildi. İyi insanlar yatlara binip gittiler demek Siz istemiyorum. prodüksiyon şirketinizde bütün bunları tekrardan hayata geçirmeyi mi düşünüyorsunuz? Altın Ordu'yu ben futbolla çok ilgilenmem ama gazeteci yanımla Altın Ordu'nun bir futbolcu yetiştirme tarzı var. Ben bunu tekrara girecek her yerde söylüyorum. Hiç tanışmadım ama basın mensubu olarak gördüm ve bildiğim kadarıyla sadece sporcu değil, onun ahlaklısını, bilgilisini de yetiştiriyorlar ya. Ben de yazarın da böyle olsun, oyuncu da böyle olsun, yönetmen de böyle olsun, senarist de böyle olsun. Her şey para değil. Ne kadar Elbette. duymayı çok arzuladığımız şeyler söylüyorsunuz. İnşallah Gerçekten. yaparken söylediğimiz kadar kolay olur. Aslında söylediğinizin çok kolay olmadığını bildiğinizi biliyorum. Arzunuzun bu olduğunu biliyorum ama birçok insan şöyle de düşünebiliyor. Ya ben işime bakayım, bir an önce büyüyeyim, kim olduğu önemli değil, bana ne, buradan çıktıktan sonra ne yaşar, beni ilgilendirmez diyen dünya kadar insan var. Şimdi eleştirilerinize ve yaklaşımlarınıza baktığım zaman kendimce hayata karşı şimdi sanatçı olmak çok zor. Sanatçı adayı olabilirsiniz. Buna niyet adayına bile niyet edebilirsiniz. Ama bir sanatçıyım diyebilmek çok büyük bir cüret isteyen bir şey. Ben tanrısallık diye bir şey varsa, tanrı diye bir şey varsa, yaşamın içerisinde en büyük sanatçının tanrı olduğunu ve onun ürününün de doğa olduğunu düşünüyorum. Bu sanat eserinin içerisinde henüz birer renkken nasıl oluyoruz da bir bütün olarak hangi haddimizle biz bir şeyiz diyebiliyoruz. Cüretkarlık böyle bir şey. İşte bizim son zamanda sizin de eleştirilerinizde getirdiğiniz sebep-sonuç ilişkisine bakarsak nedenleri bizim cahil cesaretimiz. Bakın ne diyorsunuz? 130 kitabım var ama ben sevgili Nurcan Hanım'a kitaplarınız hakkında konuşalım. Kitaplarınızı niye, ya acaba reklam olur mu? Acaba bunu demek şeydir biliyor musunuz? Bir zarafet, sadelik hayatın Teşekkür ederim. içerisinde. Yani hiçbir yayına Cahil bu götürmek kadar istemiyorum. kontrolsüz cüretkarken kendini bilen, hani o dolu boşak, boş boşak işine geliyoruz. İnsanların hayattaki sadeliği, yaşama yansıması, onların gerçekliği ve kaliteleriyle ilgili bilgi de veriyor. Lütfen her böyle şaşalı hayat yaşayan, her kendini bir şeymiş gibi anlatanı tanımadan, hayatı hakkında bilgi sahibi olmadan yorumlamayın. Son günlerde siz de biliyorsunuz bir Polatgiller meselesi de aldı başını gitti. Onları yaratan da bizim toplumumuz maalesef.
cahil bırakılan, ben halkımıza da çok, bu topluma da çok şey bulmak istemiyorum. Suçlayamayız. Suçlayamayız çünkü onlara ne kadar süredir kalitesiz şeyler bir kültür olarak dayatılıyor, değer olarak dayatılıyor. Bu konuda aklıma bir şey geldi siz konuşurken. Ülkenin birinde, ismini hatırlamadığım için böyle söylüyorum, çok yakın bir tarihte olan bir şey bu. Bir mahallesinde, semtinde, ilçesinde artık neyse, suç oranı o kadar yüksekmiş ki şöyle bir öneri gelmiş. Demişler ki her kişiye biz aylık zengin, fakir ayırt etmeden para gönderelim. İki sene geçmiş üzerinden, unutmuşlar, sürekli otomatik yatıyor. Suç oranı düşmüş. Sıfıra yaklaşmış, eğitim seviyesi yükselmiş. Şimdi insanların öncelikleri var Sevinç Hanım. Hı hı. Önce barınacak, giyinecek, eğitimini alacak, gıdasını alacak. Düşünsenize kitap ihtiyaç listesinde 257. sıradaydı geçen sene. Hı hı. Belki şimdi 350. sıraya gelmiştir. İnsanların ekonomik koşulları bu suçla çok yakından alakalı. Yine söyleyeceğim, belki yine kızacaklar, kızsınlar. Dilan Polat'ı veya benzerlerini eleştirmek oturduğumuz yerden çok kolay. Hı hı. Bize gelselerdi ne yapardı düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ben işte makyaj yapmayan, sürekli restoranlarda gezmeyen, giyim kuşam konusunda bu buna benzesin, bu bunun aynısı olsun demeyen, sabah 7.40 gece 2.40 çalışan, iki tane şirketi olan bir kadın olarak ucu ucuna geçiniyorum. Hı hı. Ucu ucuna. İşte ne bileyim grafikerim, kameramanım, fotoğrafçıyım. 10 elimde 10 marifet. Ona rağmen 130 kitabım var. Yayın başından beri söylüyorsunuz. Ona rağmen böyle ucu ucuna, yani yarım yamalak, borç harç içinde, hiçbir lüks giderim olmadığı halde. İnsanları ben böyle yaftalamak istemiyorum. Onlar da kurban. Kurbanların kurbanları aslında onlar. Kurbanların kurbanlarının ötesinde yine güzel bir noktaya değindiniz. Belki bunu prodüksiyon şirketinizin içerisinde ileride nasıl bir şekle girer bilmiyorum ama bunları da düşündüğünüze eminim. Şimdi öykünmek diye bir şey var. Aslında Dilan Polat'ın 3 senede bu kadar yere geldiyse elindeki paradan kaynaklı özendirmek insanları. Eskiden anneler kızlarına şey derdi, okulunu bitir. Ondan sonra ne yapacaksan yap ya da şunu kültürle, sanatla, felsefeyle, bilimle şekillendirirdi. Şimdi insanlar kısa yoldan işte kızım meşhur olsun diye kendi elleriyle TikTok mesela. İşte bu TikTok'larda gördükleri, özendirdikleri aslında toplum böyle yozlaşıyor. O yozlaşmış toplumun sonucu Dilan Polat. Herkes... Her evde bir tane Dilan Polat olma isteğini dillendirmeyen insan vardır diye düşünüyorum. Onu söylüyorum. Yaşamadığım bir şey hakkında ben yorum yapmak istemem. Benim başıma gelmedi. Çünkü sistem bunu dayatıyor. Size Dilan Polat'ları dayatıyor. Size işte Sevinç Öztürk'ü ya da Nurcan Özel Humay'ı ya da ne bileyim birçok felsefe, bilim, sosyoloji, sanat dalında önde olan insanları dayatmıyor. Size Dilan Polat gibi olun, kurtulun diyor. Değil mi? Bu kapitalizmin ürünü aslında. Şöyle, ne nerede suç, ne zaman suç, onun dönemi, neyin içinde olduğu, hangi şartlarda olduğu, hangi bölgede olduğu aslında detaylı bakılmalı. Hı hı. O günün şartları neydi? Dilan Polat'ın annesi babası yok hikayesinden bildiğimiz kadarıyla. Zaten hani baştan yenik başlamış hayata. Olabilir, insanlar suça itilebilir, suç işleyebilir, pişman olabilir, olmayabilir. Ben çok böyle yani yargılamak istemiyorum. Ama bunun burada asıl yapması gereken nedenleri, değil mi? Nedenleri tabii ki. Sonra gördük kaç tane Dilan Polat varmış ortalıkta aslında, gizli saklı, değil mi? Ortalık Dilan, biz hani diyoruz ya, kadın cinayetleri işleniyor. İnsanlar eziyet ediyor birbirine, saygısız. Çünkü öbür tarafta hikaye madalyonun öbür tarafında Dilan Polatlar yetişiyordu, işte Engin Polatlar yetişiyordu. Herkes kocasını Engin Polat gibi istiyordu. Ya da Dilan Polat gibi kadın, işte onu al, bunu al, şunu al. Kadınlar okusun, ayakları üzerinde dursun.
iş dünyasında, sanatta, edebiyatta var olsun yerine